Evet, şimdi köklü sayılarla konumuza devam edelim. Evet. Köklü sayılar öğrencilerin sevmediği bir konu. Genelde zıkkımın kökü dedikleri bir konu. Şimdi biz onun o kadar kötü olmadığını inşallah elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Şimdi dayı, burası en, derecenin kökü. Derecenin kökü diyorum, kökün derecesi. Burada A ifadesi var, bunun tanımlı olabilmesi için şartlarımız var. Eğer derecemiz çift ise içerideki A ifadesi sıfıra büyük ve eşit olmalıdır. Yani pozitif olmalıdır, en kötü sıfır olmalıdır. Eğer derece tek ise içerisi umrumda değil. Tekrar ediyorum. Derece çift ise içerisi sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Kısacası negatif olmamalıdır. Olursa karmaşık sayılar dünyasına gideriz. Eğer derece tek ise, kökün derecesi tek ise içerisi umrumda değil. İfadesinin reel sayı belirtmesi için x'in hangi koşulu sağladığını bulalım demiş. Şimdi derece çift mi? Evet. O zaman burası büyük eşit sıfır olmalı. Derece tek mi? Umurumda değil. Hemen kenara çektim. 4x eksi 8 büyük eşit 0, 4x büyük eşit 8 ve x büyük eşit 2 olur. 2'ye eşit ve artı sonsuza kadar gider. İfadesini reel sayı yapan x tam sayıları kaç tanedir demiş. Derece çift. Buraya için ne dersin dayı? Büyük eşit 0. Derece tek. Ora umurumda değil ama paydada bir 3 durumu var. Evet, umurumda değil normal şartlar altında. Ama rasyonel ifade olduğu için paydası 3 olmamalı çünkü beni tanımsız yapar. Hemen x 3'ten farklıdır dedik. Derece çift büyük içerisi. Eşit 0. Büyük eşit 0. İnceleyelim. 10 eksi 2x büyük eşit 0. 2x'i buraya yolladık. Her tarafı 2'ye böldük. 5 büyük eşit x. Buradan zaten x eksi 3 eşit değildir 0 deyip x 3'ten farklıdır dedik. Evet. Buradan da x artı 1 büyük eşit 0, x büyük eşit eksi 1. Dikkat et dayı, x eksi 1'den büyükmüş, 5'ten de küçükmüş. Demek ki x eksi 1 ile 5 arasına sıkıştı. Sıkıştı. Lakin bu aralıkta 3 var. Var. Olmaması lazım. Evet. O zaman bu aralıkta dayı kaç tane adamım var? 7 tane var değil mi? Var. 3'ü atarsam 6 tane. Ama 3 olmayacaktır. Çünkü tanımsız yapar. Bu aralıkta gördüğünüz gibi 7 taneden var. 3 olmadığından 6 tane tam sayımız vardır diyebiliriz. Kök içerisinde A üzeri M ifadesi derecede N. Dayı bu içeride bunalmış. Dışarı çıkmak istiyor. Dışarıya geçici olarak şöyle çıkar. A üzeri M bölü N. İçeridekini dışarıdakine bölüyoruz. Kafalarını ama. A üzeri M bölü N. Malatya bölü Niğde. Eğer ikisi de birbirine eşit olursa tamam, demek ki ben zaten kökü bir hapishane gibi görüyorum dayı. Buradaki yer kaç yıl yatacağı. Burası ise kaç yıl yattığı. O zaman burası mesela diyelim ki 10'sa burada da 10 varsa bu adam yatmıştır artık dışarıya çıkacak anlamına gelir. İşte derece çift tek olma durumu yine önemli. Eğer derece çift ise bu dışarıya direkt mutlak değer A diye çıkar. Evet. Çok önemli. Birbirini götürdü. Mutlak değer A. Derece tek ise umurumda değil yani. Evet. Mutlak değeri umurumda değil. Adam direkt A diye çıkar. Yani çiftse şartlı çıkar. Çiftse şartlı çıkacak. Evet. Bir daha suç işlememek şartıyla evet, çıkartıyoruz. O zaman derece çiftse mutlak değer ama bu inanılmaz önemli bir şey. Evet. Derece tekse bunlar birbirini götürdü. Olduğu gibi çıkar. Aşağıdaki ifadeleri dışarı çıkarınız. Bu zaten gücü yetmiyor ama geçici dışarıya o, bir avluya bir nefes almak için çıksın. 5 üzeri 3 bölü 5. Bu 9'u götürecek mutlak değer değil de tek olduğu için direkt 3 diye çıkar. Bu dayı 125, 5'in küpü. Küp küpü götürdü 5 diye çıktı. Eksi 32, eksi 2'nin 5. kuvveti 5, 5'i götürdü. Eksi 2, mutlak değer yok. Çünkü derece tekse olduğu gibi çıkar. Aha burada var mı dayı? Var dayı. 6, 6'yı götürecek ama mutlak değer eksi 2. Evet. O da dışarıya 2 diye çıkacak. Bulamaz. Tabii ki. Zaten şunu da diyebiliriz değil mi? Eksinin çiftinci kuvveti artıdır. Buna bakalım. Yine eksinin çiftinci kuvveti artı ya da mutlak değer düşünebiliriz. 4, 4'ü götürdü. Mutlak değer eksi 5. O da dışarıya 5 diye çıktı. İşlemin sonucunu bulalım. ÖSS çok sever bunu. Bu tip evet, soruları dayı. Sen bunu çöz bize. Bakalım dayı. Burada derece çift, mutlak değer eksi 3 olarak çıkartırız biz bunu. Diğerini ise derece tek, umurumda değil demiştik. Eksi 3 olarak çıkar zaten direkt. Burada bakıyorum. Eksi 16 üzeri 2. Burada da 4. Önce bu derecelerle ilgili bir durum ayarlamam lazım. Buraya bakıyorum. 4'ün karesi burası.
Zaten pozitif olacak ve 2 üzeri 4 yazmışsın dayı. 2 üzeri 8, 8 bölü 4'ten 2'nin karesinden bu yine 4 olur. Bravo. Yani o zaman şöyle diyor. Orayı hemen şöyle söyleyelim dayı. Eksinin çiftinden dolayı bir defa bu artı oldu. Artı, sıkıntı yok. 16'nın karesi. Bu da 2 üzeri 4'tü. Evet. 4 kere 2, 8 yaptı. Dışarı çıkmak istiyorsa da kafasını dışarıya bölecekti. 2 evet. üzeri 8 bölü 4'ten 2'nin karesi o da 4 diye çıktı. Çıkar. Gayet iyi. Bura, bura, bura. E bize de 3'ünü de birden topla diyor. O zaman 3 artı, eksi 3 artı 4. Şunları cevap topla. 4 olur. Bunlar da birbirini götürdü ve cevabımız 4 olur. M küçük, n küçük sıfır olmak üzere ifadesine eşitini bulunuz demiş. Güzel bir hemen mutlak bakalım. Değer sorusu. Evet. Derece çift. Sen dışarıya mutlak değer çıkarsın yavrum. Evet. M eksi n. Küçükten büyük çıkmış. Evet. Dolayısıyla bura negatiftir. Önüne eksi alıp çıkar. Değil mi? Evet. Önüne eksiyi aldı. Böyle oldu. Buna geldik. Beşinci dereceden n eksi m'in beşinci kuvveti. Bu umurumda değil zaten. Değil. Çat çat hemen dışarıya çıktı. N eksi m. Buna geliyorum. N kare. Derece çift. Bunlar birbirini götürdü. Mutlak değer n. N'e bir bakıyorum dayı negatif bir adam. Evet. O zaman kardeş sen negatif olduğundan önüne eksi alıp çıkarsın. O zaman dayı burası, burası, burası. Hemen bu ifadeleri yazalım. Sorumuz buydu. Burayı biz eksi m artı n bulmuştuk. Burayı biz n eksi m bulmuştuk. Önünde eksisi var. Burayı da biz eksi n bulmuştuk. Onu da yazdık. O zaman eksi m artı n. Bu eksiyi dağıtırsak eksi n artı m eksi n. Buradan da n n'yi götürdü, m m'yi götürdü ve sadece eksi n kaldı bize. İsteyen de bu soruda şuraya eksi 1, şuraya eksi 2 deyip soruyu da rahatlıkla çözebilir. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi dayı, 8 dediğimiz adam 2'nin küpü. 2'nin küpü. Ama biz öyle yapmamışız. Bir sonraki aşamada yapmışız. Burada şöyle yapmışız. Yani direkt adamı dışarı çıkartmışız. Evet. Adam bunalmış. 8 üzeri x artı 1 bölü 5. Burası evet. da 32 üzeri 1 bölü 4. 8'in 2'nin küpü olduğu bilgisini şimdi kullanalım. 2'nin küpü üzeri x artı 1 bölü 5. Bu da 2'nin 5. kuvvetinin 1 bölü 4'ü. Burasıyla burası cazibe dayanamayıp çarpılır. Çarpılacak. O zaman 2 üzeri 3x artı 3 bölü 5. Burası da 2 üzeri 5 bölü 4. 3 ile x artı 1 bölü 5'i çarptık. Altlar eşit. Üstler eşit olmak eşit. Zorunda. O zaman burası buraya eşit olmak zorunda. Hemen eşitliğimizi koyduk. İç dış temizliğini yaptık. Evet. Oradan da x eşittir. 13 bölü 12'yi bulduk. Aşağıdakileri kökün içine alalım. Dışarı çıktığı gibi. Dışarıya çıktığı gibi içeriye bir girsin bakalım. 3 kök 5 derece 2'dir değil mi dayı? Evet. O zaman bu kafasına 2'yi alıp girsin ki olur da içeride bir karışıklık çıkarsa hemen dışarıya kaçsın. Bak hemen içeriye 3'ün karesi diye girdi. Yani 45 oldu kök 45. 2 içeriye nasıl girecek o zaman? Küpünü olarak girecek. Evet. Olur da kaçmak için değil mi? Yani. 2'nin küpü 4. Burası 8 çarpı 4'ten 32. Küp kök 32. Eksi 3'ün kök 5'i dayı. Bu nasıl girer dayı, içeriye? Burada bir sıkıntı var gibi sanki. 3'ün başına 2 gelir eksisini dışarıda bırakır. Birazdan geleceğim der sanki. Evet. Ya diyorsun ki bu üzerine 2'yi alsa 9 olur. Evet. İçeriye 9 diye girerse eksi yok olur. Eksi nereye gitti? Doğada bir şey yok olmaz. Evet. Derece çiftken bu eksi içeriye girmez dışarıda kalır. Bekler. Tabii 3 içeriye 9 diye girer ama eksi dışarıda evet. bekler. Geride bırakacak kişileri olacak evet. bu içeriye girenlerin. Eksiyi bıraktı. 3 içeriye 9 diye girdi. 9'a 5 45 eksi kök 45. Dramatik bir tablodayı. Evet. Bu C şıkkı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Sakın eksiyle birlikte içeriye almayın. Almayın. Ha, tekli kuvvette eksiyle alsanız da umurumuzda değil. Değil. Önemli değil. Ama bence her zaman eksi dışarıdan bırakmakta fayda var. Mesela bakın burada aldık ya. Eksi 2 küpü üzerine alıp girdi. Eksi 8 ile 5 çarptık. Küp kök eksi 40. Zaten bu eksi dışarıya rahatlıkla çıkabilir. Evet. Ama burada aldığımızda eksi yok olup artı oluyordu. Evet. O zaman alışkanlık yapıp eksi dışarıda bırakmak bence faydalı. Eksi 3 kök 1 bölü 2. Eksi yavrum sen dışarıda dur. 3 evet. sen içeriye 9 diye gir. 9 değil bölü mi? 9 bölü 2. Eksi kök içinde 9 bölü 2 olur. Aşağıdakileri kökün dışına çıkaralım. Kök 50 dayı. Eskiden biz 50'yi asal çarpanlarına ayırırdık. İkişerli gruplara ayırıp ikişerli olmayan içeride kalırdı, olan dışarıya çıkardı. Evet. Ama arkadaşlarımızın o kadar zamanı yok. Hemen pratik bir şekilde cevaplamaları lazım. Onun için lütfen bütün arkadaşlarımız 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezberlesinler. Evet, iyi bilsinler. Yani çabuk hemen soruları çözebilmeleri için. Aynı zamanda
İşte 5'e kadarki sayıların küplerini bilsinler. Bunlar onlar için önemli. Hatta 2'nin 10. kuvvetine kadar, 3'ün 5. kuvvetine kadar, 4'ün ondan sonra 4. kuvvetine kadar bazen işine yarıyor. Bazılarını bilmelerinde fayda olur. Mesela kök 50. Hemen düşündüm. İçeriği 2'ye bölsem 25. 25 çarpı 2. 25 de dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 2. Evet. Çünkü 25 5'in karesidir. Karekök birbirini götürdü. 5 kök 2. Küp kök 54. Şimdi hemen 2'ye böldüm 27. Evet. 27. Burada da küp var. 3'ün küpü 3 diye çıkar. Tabii ki. Şimdi kökü hiç bilmeyene göre de bir şey anlatırsak evet. Nasıl çıktı diyecekler şimdi bize. Küp kök 27 çarpı 2. 27 3'ün küpü. Ehliyeti olan dışarıya çıkıyor. Evet. Cezasını tamamlayan dışarıya çıkıyor. Yani. O zaman 3'ün küpü diye 2, bu 3 dışarıya çıktı ama diğer içeride kaldı. 3 küp kök 2. 2. Küp kök 81. E şimdi dayı, bu da 27 çarpı 3 yapar değil mi? Evet. Hemen 27 çarpı 3. Bu 27'nin 3'ün küpü olduğunu biliyor zaten. Küp kök 3, 3'ü götürdü. Bu dışarıya çıktı ama şu içeride kaldı. 3 küp kök 3. 3 küp kök 3. Ağız böyle kalıyor dayı. Evet. 3 küp kök 3. 5'in dereceden kök eksi 64. İsteyen hemen şu eksiği dışarı çıkartır. Evet, sorun yok. 64'ü de aslında 32 çarpı 2 şeklinde düşünürsek sebebi şu. Hani dedim ya 2'nin 10. kuvvetine kadar bilin. 2 üzeri 5'in 32 olduğunu bilirseniz burada da 5'i görürsünüz. Evet. Hemen 32 cinsinden yazarsınız. O zaman eksiği koydum. 5'in dereceden bu da 2 üzeri 5 çarpı 2. Ehliyetim var. Sen çık kardeş dışarıya. Öbür içeride kalacak. Eksi 2, 5'in dereceden kök 2 deriz cevabına. Dayı bunu sen çıkart dışarıya. Tabii ki dayı. Eksi 2'nin karesi 4 olarak ben alırım onu. 2 kök 3'tür bunun cevabı dayı. Gayet güzel. Çünkü bu dışarıya mutlak değer diye çıkar. Bu da içeride kalır. O da 2 kök 3 olur. Kök 108. 36 çarpı 3 diye düşünürüm dayı. Evet. 36, 6 diye çıkar. 3 içeride kalır. Evet, 36 çarpı 3, 6'nın karesiydi, o da 6 kök 3 olur. Küp kök eksi 250. Kök 250'ye bakıyorum da, 125 çarpı 2 diye düşünürüm ben bunu. Çok iyi. Eksisini tabii dışarı atarım çünkü tek kuvvet de önemli değil. Bu da 5'in 3. kuvveti çarpı 2. 5'in 3. kuvveti, 3 de birbirini götürür, 5 dışarıya çıkar. Eksi 5 küp kök 2. Bravo. Bunu ne yaparız dayı? Bunu ne yaparız dayı? Dışarı mı çıkartmamız isteniyor? Bunu içeriye alacağız. Bu aradan kaçmış dayı. Bu içeriye almamız gerekiyorsa dayı x üzeri 5, y üzeri 5 diye buraya yazarız. X 4, y 4 olur burada içeride evet, bu. Evet. X 4, y 4 olur. Olur. Yani herkes dışarı çıkarken o içeriye girmiş bir terslik var onda. Evet, şimdi n'li dereceden kök içerisinde a üzeri m ifadesi. Genişletme ve sadeleştirme olayları var dayı burada. Önemli. Şimdi burada bize diyor ki ben diyor dereceyi R ile çarparsam içerideki adamın da kafasını R ile çarparım. Evet. Ben diyor dereceyi R'ye bölersem içerideki adamın kafasını da R'ye bölerim. İşte biz buna genişletme ya da sadeleştirme deriz. İki tarafın kuvvetine de ne yaparsan yap yeter ki aynı şeyi yap. Çarpma ya da bölme. Gelip ben buna 3 ekleyeyim buna da 3 ekleyeyim olmaz. Çarpma ya da bölme. Aşağıdakilerin derecelerini 2 ve 5 ile genişletelim. O zaman 2 ile genişletelim mesela bunu. Şimdi dayı, çok kritik. Ben bunu 2 ile genişletip buraya da 2'yi koyarsam burası pozitif olur. Ama nihayetinde bu adam negatif. Ben eksiği başlarım. Eksisini bir dışarı çıkartırım ona göre operasyon yaparım. Bu önemli. Şimdi buraya 2 ile genişletirsem üstüne yazdım bunu da üstüne koydum. Eksi 3 kere 2'den 6 burası da 2'nin karesi. Ya anlaşıldı değil mi dayı bu? Önemli bir şey. Çok önemli. Çünkü buradaki eksi Allah muhafaza içeride kalıp üstüne de 2 gelirse artı olur. Onun için eksiyi buraya gönderelim. 5'ine genişletelim. Ha, tekinci kuvvet. Atsan ne olur, atmasan ne olur. Biz alışkanlık yapalım demiştik. Eksi attık. Burayı 5 yazarsak dereceye içerideki adamın kafasına da 5'i koyarız. O zaman eksi 15. dereceden 2 üzeri 5 olur. Sonra kök 5'i 2 ve 5 ile genişletelim. Şimdi dayı, burada zaten 2 vardı. 2 ile çarptık. Bunun da tepesine 2'yi koyduk. 4. dereceden 5'in karesi oldu. Şimdi 5. derece ile genişletelim. Burada 2 vardı. 5 ile çarparsak içerideki adamın da kafasına 5 koyduk. 10'a 5'in 5'i oldu. Genişletme bu. Sadeleştirelim demiş şimdi. 20. dereceden kök 64. Bir defa 64 2 üzeri 6. İkisi de dayı.
2'ye bölünür mü? Bölünür. Bölünür. O zaman böldük 10, böldük 3. İşte bu. 10. dereceden kök 8 diyebiliriz. 8'e kök 81. 8, 81, 3'ün 4. kuvveti. Hemen ikisi de 4'e bölünür. O zaman 2'ye 3 üzeri 1. Yani karekök 3. Ne buradaki 2 yazılır ne buradaki 1 yazılır normal şartlar altında. Kök 3 yapılır. 10. kuvvette 5 üzeri 4. 2'ye bölünür. İkisi de 2'ye bölünür. Böldük 5, böldük 2. 5'in karesi 25. Yani 5'in dereceden kök 25 diyebiliriz. İşleminin sonucunu bulunuz. Bunu senden alalım dayı. Tabii. Şimdi işlem verilmiş. Kök 300'ü inceleriz hemen dayı. 100 çarpı 3'ten 10 kök 3 olur. Çünkü 100 10'un karesidir. Kök 108'e bakalım dayı. 36 çarpı 3. Burası 6 diye çıkar. 3 içeride kalır. 6 kök 3 olur. Kök 75 ise dayı 3 çarpı 25 diye yazılır. 25 5 diye çıkar. 3 zaten içeride kalır. 5 kök 3. Üst tarafı hallettik. Alt taraf kök 48 16 çarpı 3'tür. 16 4 diye çıkar. 3 içeride kalır. 4 kök 3. Şimdi bunları yerli yerince yazarsak dayı bu şekilde. Sonra içeriler aynı olduğu için ben katsayılar arasında işlem yaparım. 10'dan 6 çıktı 4. 5 daha 9 kök 3 bölü 4 kök 3. Kök 3'lere gider. 9 bölü 4 bulunmuş. Evet. Yani burada bize şu mesajı verdin herhalde dayı. Toplama çıkarma yapılırken 10 kök 3, 6 kök 3. 10 elma, 6 elma. Evet. Rahatlıkla 10 kök 3'ten 6 kök 3'ü çıkartıp 3 kök 3, 5 kök 3 de burada. 4 kök 3, 5 kök 3 de burada. 9 kök 3 diyebiliriz toplama dedim. Toplama çıkarma da içeriler aynı olacak. Evet. Yani kök 3 ile kök 2 topla desem toplayabiliriz. Diyemeyiz. Biri elma, biri armut. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi dayı bunu da ben yapayım. Kök içinde 0, 0, 4. Bu 4 bölü 100'dür. 4 dışarı 2 çıkar, 100 de dışarıya 10 çıkar. 2 bölü 10. Sadeleştirirsem 1 bölü 5 derim. Küp kök 0, 0, 8. Bu 8 bölü 1000. 8 2'nin küpü, 1000 de 10'un küpü. Oh! İkisi de dışarıya çıkar. 2 bölü 10. Buna geliyorum. 16 bölü 10.000. 16 2'nin 4'ü, 10.000 de 10'un 4'ü. Bu dışarıya 2 çıktı, bu dışarıya 10 çıktı. Ne güzel içerideki mahkumiyetlerini aynen tamamlamışlar. 2 bölü 10. O zaman adam bana ilk ikisini topla, diğerini çıkart diyor. 2 bölü 10 artı 2 bölü 10 eksi 2 bölü 10. Bunlar da birbirlerini bayağı götürdüler. Bayağı 2 bölü 10 lafı geçti. He. 2 bölü 10 o da 1 bölü 5 evet, bulunur. Çarpma nasıl yapılır denilmiş. Evet. Eninci dereceden kök A çarpı eninci dereceden kök B. Eğer diyor dereceleri eşitse, kök dereceleri aynı çatı altında birleşebilir bunlar evet, çarpmada. Tabii ki. Bunun üst sayılarda da benzer şeyi söylemiştik. Tabii, bunu dedeler da tersten aynıysa düşünmek önemli. Tabii, bunu da tersten bilmek marifettir. Bölmede de aynı kökün içerisinde dede bunları aynı çatıda birleştirebilir. Evet, asıl marifet tersten bilmek. Mesela bu soruya baktığımızda küp kök, küp kök, küp kök, küp kök ve çarpma var. Tek bir küp kök içerisinde işi bitirebiliriz evet, değil mi? Önce yukarıyı bir küp kök aldık, 21-15. Evet. Aşağıya aldık, sonra dedik ki ya niye biz tamamını bir küp kök almıyoruz? Bir kesir sorusu olduk. Evet. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 1 bölü 3'ün küpü oluyor. Evet. 1 dışarı 1 çıkar, 3'ün küpü de dışarı 3 çıkar, 1 bölü 3. Evet. Ya burada verilen mesaj, çarpma falan varsa, derecelerde eşitse hepsi tek bir kökün içerisinde yazmış istediklerini yaparlar. Aşağıdaki ifadelerin paydalarını rasyonel yapınız. Dayı ben ortaokuldayken böyle bir soru tipiyle karşılaşmıştım. Hocamız köklü sayıları anlatıyordu. 6 bölü kök 3 demişti. Altına gitti kök 3'ü yazdı. 6 kök 3 bölü 3. Çünkü kök 3 ile kök 3'ü çarparsak kök 9 yapar dışarıya. 3 diye çıkar. Sadeleştirdi. 2 kök 3. Ben bakınca dedim ki herhalde dedim hoca paydada bulunan adamın aynısını paydaya yazıyor. Ona göre işlem yapıyor. Ardından bu soruyu sordu ve altına da kök 6'yı koydu. İşte ben o zaman dedim ki ben bu işi kavradım. Kök 6'yı koydu. 10 kök 6 bölü 6 sadeleştirdi. 5 kök 6 bölü 3. Sonra liseye geldim. Hocam bunu sordu. Başka bir hocam. 15 bölü küp kök 5. Ben de altına küp kök 5'i koyup işlem yaptım. Ama bir de baktım ki yanlış. Meğer ki altına küp kök 5 değil de küp kök 5'in karesini yazmam gerekiyormuş. Nedir amaç diye sordum. Oğlum amaç bu adamı özgürlüğüne kavuşturmak demişti. Özgürlüğüne kavuşturmak. Küp kök yani 3 yıl hapiste yatması gerekmiyor mu bu adamın? İçeride 1 yıl yatmış burada. O zaman 5'in karesi 2 yıl ona verir ki 5'in küpü olup dışarıya çıkabilsin. Amaç buymuş dayı.
Ondan sonra tamam ben bu işi tam anladım dedim. O zaman burası da 15 çarpı küp kök 5'in karesi. Zaten bak 5'in karesiyle 5 birleştiğinde 5'in küpü olur. Dışarı çat 5 diye çıkar. Tıpkı buradaki gibi. Burada da derece 2 iken 1 yıl yatmış, altına aynısını yazarak 1 yıl daha 2 yıl oluyor işte. O da dışarı çat 6 diye çıkıyor. Aslında mantık doğruymuş. Veya daha da iyi görelim. 20 bölü 6. dereceden 4'ün karesi. Altına dayı 6. dereceden 4'ün 4'ünü getirmeliyiz. 4'ün 4'ünü getirelim ki 4'ün 6'sı olup 4 diye dışarıya çıksın, özgürlüğüne kavuşsun. 20 çarpı 6. dereceden 4'ün 4'ü bölü 4. Burada da sadeleştirmeyi yaparsak 5 çarpı 6. dereceden 4'ün 4'ü, o da 5 çarpı, burada da bir sadeleştirme yaparsak 6 ile 4'ü değil mi? 2'ye böldüğümüz zaman 3, 2'ye böldüğümüz zaman 2, 4'ün karesinden 16, 5 çarpı küp kök 6, küp kök 16 olur. Aşağıdaki ifadeleri devam ediniz diyor rasyonel yapmaya. Kök 3 eksi 1 böyle bir ifade varsa da hemen altına Mecnun'unu yazarız. Bu Leyla kök 3 eksi 1, Mecnun kök 3 artı 1. Birbirinin eşleniği. Bunlar önemli şeyler. Çarpanlar ayırmada da defalarca söyleyeceğiz. Kök 3 eksi 1'in altına kök 3 artı 1'i yazıyoruz. O zaman 6 çarpı kök 3 artı 1, Leyla ile Mecnun çarpışırsa ne olur? Buluşursa ne olur? Mutluluk olur. Kök 3 eksi 1, kök 3 artı 1. Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartacağız. Şöyle de düşünebiliriz illegal olarak. Kök 3 ile kök 3 çarptık 3, 1 ile 1'i çarptık 1, artı ile eksi çarptık eksi, 3'ten 1 çıktı 2. Paydayı böyle düşünebiliriz. Yani bununla bunu, bununla bunu. O zaman 6 ile de 2 sadeleşti. 3 çarpı kök 3 artı 1. Burası da dağıtırsak 3 kök 3 artı 3 yapar. Hemen bunun altına ne yazarız dayı? Sen söyle bize. Altına dayı Mecnun'unu yazarız. Kök 5 eksi kök 2. Evet. Kök 5 eksi kök 2 yazdık. 12 çarpı kök 5 eksi kök 2. Alt tarafta kök 5'in karesi eksi evet. Kök 2'nin karesi. 3. O zaman yukarıya aynen yazdık. Bunun karesinden kök gitti 5. Evet. Buradan da 2. 5'ten 2 çıktı 3. 12 ile de 3 sadeleşti. 4 çarpı kök 5 eksi kök 2 bulunur. Buna da benzer şey yapalım. Evet. Altına ne yazarız? 2 kök 3 artı kök 5. Hemen çarptık hem altı hem üstü. 49 çarpı 2 kök 3 artı kök 5. Alt taraf 2 kök 3 çarpı 2 kök 3. Yani 2 kök 3'ün karesi eksi. Kök 5 ile kök 5 çarptı. Kök 5'in karesi. Dayı buranın karesini bana söyler misin? Detaylı bir şekilde. 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3'ten 12'dir dayı. Detaylı söyler misin dayı? Daha da mı detaylı? Evet. 2 kere 2 4. Kök 3 kere kök 3'te 3 olur. Heh, 4 kere 3'te 12. 12. Burası da 5. 12'den 5 çıktı. Alt taraf 7 değil 7 mi? Olur. Yani şunun karesini aldın 4. Bunun karesi evet. Zaten kök gitti 3. 4 kere 3'ten 12. 12 veya dayı şöyle de yapabiliriz daha da detaylı. 2'yi ben içeri atmayı öğrettin sen bana. Evet. 2'nin karesi 4 diye çeker. 4 kere 3 12. Kök 12 çarpı kök 12 12'dir. Bravo. Tersten de düşünürüm diyorsun yani. O zaman buradan da bir sadeleştirme olur. 7 çarpı 2 kök 3 artı kök 5 bulunur cevabımız. O zaman bunu da senden alalım dayı. Tabii dayıcığım. Şimdi M ve N birer rasyonel sayıdır demiş. Bu ifadeleri vermiş. Olduğuna göre M çarpı N kaçtır? Ben bunların paydalarını rasyonel yapmalıyım. Hemen alıyoruz buraya. Bunun altına 2 eksi kök 3. Bunun altına 2 artı kök 3. Bunun altına direkt kök 3 yazıyorum. Sağ taraf dursun şimdilik. Burayı zaten yazdım. Leyla Mecnun durum var. 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Burada da aynı şekilde 2 artı kök 3 bundan çarpıldı. 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Burada kök 3 bölü kök 3'ün karesi. Üst taraflara bir şey yapamıyoruz şu anda. Alta bakalım. 4. Burası da 3 yapar 1 oldu. 4'ten 3 çıktı 1. Burada da 4'ten 3 çıktı 1. Burası ise kök 3 bölü 3 oldu. Şimdi şu ikisi zaten gider. 2, 2 daha 4 artı kök 3 bölü 3. Hemen aldık buraya. Orası da m artı n kök 3 dayı. Bunu daha sonra da anlatacağımız gibi iki polinomun eşitliği durumu var. 4 ile m eşittir. Burada bakıyorum. N kök 3 var. Burada kök 3 bölü 3 var. Bunun başında 1 bölü 3 var demektir bu. N de 1 bölü 3 eşittir. M çarpı N de 4 bölü 3 olur. Ağzına sağlık dayı. Gayet güzel anlattın bize. Burada da zaten şu kök 3 bölü 3'ün buraya eşit olması demek. Kök 3'ler birbirini götürürse N eşittir 1 bölü 3 diyebiliriz. Polinom eşitliğinden dolayı. İç içe kökler var dayı. Yani bayağı bir kök var değil mi? Evet. Battal Gazi aklıma geliyor böyle. Hapishanelerin içerisindeydi böyle. Zindanla. Birinden çıkıyordu zindan öbürüne öbürüne. En sondakini de eliyle açıyordu. Şimdi burada baktığımız zaman dayı
Biz kökü koyarız, kökün derecelerinin çarpımını yazarız. Yani A çarpı B çarpı C kök içinde X. Burası tamamdır değil mi dayı? Evet. Eğer böyle biraz karmaşık bir durumla karşılaşırsak, yapacağımız şeyi şöyle anlatayım. Bir tane kökü çizdik, büyük bir kökü. Sonra içeriye bu adamları koyduk. X, Y, Z. Bu adam emir verdi. B ile kendinden sonraki kök derecelerine emir veriyor. B çarpı C tepeme yazın. Bu da emir verdi. C'yi tepesine yazdı. Bu avucunu yaladı. Emir verecek kimse yok. En dışa da zaten A çarpı B çarpı C'yi koyduk. Şimdi soru üzerinde görelim. İşlemin sonucu kaçtır? Bir defa dayı kök derecelerini hemen çarpıyorduk. 3 kere 2 6, 6 kere 4 24 kök 3 yapar. İçeride tek bir tane adam var çünkü. Daha karmaşık halini görelim. 3. dereceden 16, 5'te 8, kök 32, 8 üzeri x ise x kaçtır demiş. Emir sorumuz bu. Evet. Emir verilecek. Karmaşık bir durum var. Şimdi bir defa şu olmayan yerde 2 olduğunu biliyoruz. Kök derecelerini çarpacaktık değil mi dayı? O bir kesindi yani. O zaman büyüdü. Kök dereceleri çarpıldı yani. 3 çarpı 5 çarpı 2. 16, 8, 32. Bu emir verecekti hatırlıyorsan. Benden sonra gelen kök derecelerini çarpın ve tepeme koyun. O zaman burada 5, burada 2 varsa 5 çarpı 2'den bunun tepesine 10 gelmesi lazım. Hemen buraya bir 5 ve 2 geldi. Orası 10 oldu. Sonra bu 8 emir veriyordu. Kendinden sonra gelen kök derecesi 2. Sadece 2 geldi. Bu da avucunu yaladı. Sonra dahi gerisi üst sayı bilgimiz. 16 dediğimiz şey 2'nin 4'ü. 10 ile çarpıldı 2'nin 40'ı. Bu 2'nin küpü. 3 ile 2 çarpıldı 2'nin 6'sı. Bu da 2'nin 5'i. Bunlar kardeş, üstleri toplanır. Hemen üstlerini toplamını gördük. 2 üzeri 51 oldu. Şimdi kök zayıfladı dayı. 30'un üzerinden kök 2 üzeri 51. Burada da 8 üzeri x vardı. Dışarıya bu 2 üzeri 51 bölü 30 diye çıkar. Bu da 2 üzeri 3x. Altlar eşit, üstler eşit. 51 bölü 30 3x ise x buradan 17 bölü 30 bulunur. Şimdi benzer bir soruyla devam edelim. Baktığımız zaman küp kök 32, kare kök 8, 5. dereceden kök 2 eşittir 16 üzeri x kaçtır? İse x kaçtır? Şimdi burada ne demiştik? Şişman bir kök çizeceğiz. Evet. Kök derecelerini çarpacağız. 3 çarpı 2 6, 6 çarpı 5 30. Yani buraya kök çarpımları yazdık. Adamlarımıza buyurun içeri geçin diyeceğiz. 32, 8 ve 2. Emir vereceğiz. Benden sonra kök dereceleri çarpın ve tepeme koyun. O zaman 2 çarpı 5'i buraya. Bu 8 demir verince 5 buraya. Bu da avucunu yaladı. Gerisi üstü sayı bilgim. Burası 32 üzeri 10. 8 üzeri 5, 2'nin 1'i. 32 dediğim şey 2 üzeri 5. 10 ile çarpıldı 2 üzeri 50. Bu da 2'nin küpü cazibeye dayanamadı. 15. 2'nin 1'i. Bunlar kardeş. Üstlerini topladım. 2 üzeri 66. Karşı tarafta 16 üzeri x. Dolayısıyla dayı burası 30. dereceden 2 üzeri 66 eşittir 2 üzeri 4x. Artık geçici olarak avluya çıksınlar. 2 üzeri 66 bölü 30. İçeridekini dışarıdakine. 66 bölü 30 eşittir 2 üzeri 4x. Altlar eşit, üstler eşit. O zaman burada da içler dışlar çarpımı yapıp sadeleştirmemizi yaparsak cevabı da 11 bölü 20 buluruz. İstersen dayı bunu da sen çöz. Olur dayı. Şimdi 5. dereceden bir kök var en dışta. 8 ve kök A. Sağ tarafta da kök 32. Ve 5. dereceden kök 2 olduğuna göre A kaçtır? Burada hemen kök derecelerini bir çarparız. Sol taraftaki ifade. 5 kere 2 10. Daha sonra 8 üzeri 2 ile benden sonrakileri üzerine yazın diye bir elin yazılırdı. Evet. En dıştaki. 8'in karesi 64 çarpı A oldu. Burası 10, burası 64 A. Buna baktığımızda zaten bu 2 üzeri 5. Bu da 5. dereceden kök 2. Buradaki ifademi ben üstü olarak yazmak istiyorum. Burada zaten az önce söylediğimiz gibi 64 2'nin 6. kuvveti çarpı A 10. dereceden kök. Buradaki 2 6 bölüm olarak geçti. 2 üzeri 5 bölü 2. Buradaki 1'in altına da 5 geldi. 2 üzeri 1 bölü 5. Daha sonra da her iki tarafın 10. kuvvetini aldık. Bu da köklü sayılarda çokça yaptığımız bir şey. Bu kök derecesinden kurtulmak için, hatta kökten kurtulmak için. Burası 2 üzeri 6 çarpı A, burası ise 27 bölü 10 üzeri 10'du zaten, bu 2 üzeri 27 oldu. Burası ise A eşittir 2 üzeri 27 bölü 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 21 bulunur. Gayet güzel dayı. Sonsuza giden köklerde aşağıdaki yol takip edilir demişiz. Birincisi dayı, bir defa asil adam tespit edilir.
Evet. Kopya edilen. Kopyalarına ve sonuca x'te denklemi çözmek için şıklardan git. Örnek mesela kök içinde 30'a 30, 30, 30 sonsuza kadar gidiyor. Şimdi önce asil adam tespit edildi bu. Kopya edilen yer burası. Kopya edilen ve sonuca x'te. O zaman buraya x dediysem buraya da x diyeceğim. İfade şu oldu. Kök içinde 30 artı x eşittir x. Devamında da şıklardan git demişti. Mesela 6'yı koysak 36 dışarıya 6 çıkar. Demek ki cevap 6'dır diyebiliriz. Ya da denklem karesini aldık. İşte çarpanlarını ayırdık. X 6 ile eksi 5 olur. Eksi 5 olamayacağından 6 olur. Bir örnek daha görelim. 42, 42, 42. Asil adam bu. Kopya edilen yer burası. Buraya x, sonuca x. Yani kök içinde 42 eksi x eşittir x. Şıklara gittim. Hemen dedim ki 6'yı koysam. 42'den 6 çıksa 36 dışarıya 6 çıkar. Dolayısıyla uydu. O zaman cevap Bursa. Ya da karesini aldım her iki tarafın. Sonra da çarpanlarını ayırdım. Bu olmadı. Cevap 6'dır dedim. Asil adam tespit et. Kopyalarına x sonuca x. Tabi bu iki soru tipi için özel bir durum var dayı. Eğer sonsuza giden köklerde kökün içindeki ifade ardışık iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa, toplamaysa cevap ardışık sayılardan büyük olan, çıkarmaysa cevap ardışık sayılardan küçük olandır. Örnek, mesela 30, 30, 30. Bu adam 6 çarpı 5 ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılıyor. Arada toplama varsa cevap büyük olandır. Yani çat 6'dır. Eğer 42, 42, 42. Adam 7 çarpı 6. Ardışık iki adam şeklinde çarpılıyor. Çıkarmaysa cevap küçük olandır. Yani cevap 6'dır. Bu pratikliği de yapabiliriz. Ama bu özel durum. Biz genel durumu bilmeliyiz. Buna bakıyorum. Mesela burada özel bir durum yok. Bunun çarpması var, bölmesi var, her türlüsü var. O zaman biz burada da dikkat etmemiz gereken asil adam tespit et. Kopyalarına x'te, sonuca x'te. O zaman dayı asil adam burası değil mi? 2 küp kök 3. Evet. Kopyalar burası x, sonuç x. O zaman ben kare kökümü koydum, 2'yi koydum, küp kökümü koydum, bunu koydum 3, 3'ün yanına x'i koydum. Şu kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini aldım. Kareyi aldım, şu kök gitti. 2 çarpı küp kök, 3x eşittir x kare. Bu sefer küp kökten kurtarmak için her tarafın küpünü aldım. 2'nin küpü 8. Buradan küp kök gitti 3x. Buranın da küpünü yani 3. kuvvetini alırsam x 6. E burası 24x eşittir x 6. X'ler de sadeleşirse 24 eşittir x 5. Bir tane x gidecek. Sonra da 5. dereceden kökün içine alırsam 5. dereceden kökün içine alırsam x eşittir 5. dereceden kök 24 olur cevabımız. Olduğuna göre a kaçtır? Yine sonsuza gidiyor dayı. 6 eksi 6 eksi nokta nokta nokta. Biz demiştik ki asil adam dursun. Kopyalarına x sonuca x. Anam bakıyoruz sonuç 5. O zaman burası da 5. Bravo. 6 eksi a artı 5 eşittir 5. 11 eksi a buradan 5 çıkar. Her iki tarafın karesini aldığımda 11 eksi a 25. A da buradan eksi 14 bulunur. Tuğçe. Dayı Tuğçe'nin tipi bu. Niye Tuğçe dediğimizi birazdan söyleyeceğiz. A artı eksi 2 kök B. Buradaki A denilen adam iki sayının toplamı. Buradaki B denilen adam iki sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa o zaman bunları teker teker hapishaneye alıp kök M artı kök N çıkarmaysa çıkarmasını koyarız. Tabii ki şart büyükten küçüğü çıkartmak şartıyla. Toplamı çarpımı. Bu toplamı, bu çarpımı. Toplam çarpım. Tuğçe. İstiyorsan topaç de. İstiyorsan tonguç de. İstiyorsan tarçın de. Torricelli de. İstiyorsan torricelli. Yani yeter ki ilk tarafın toplama, ikinci tarafın çarpma. Tipte bu. Mutlaka iki olmalı. Yoksa ne yaparız? Birazdan sorular üzerinde görürüz. Aşağıdakileri cevaplayınız. 5 artı 2 kök 6'nın karekökü. Şimdi dayı, bu adam 3 artı 2 şeklinde yazılır. Değil mi? Bu da aynı şekilde 6'da 3 çarpı 2. Toplamları burayı, çarpımları burayı ve arada da 2 var. Tip de Tuğçe'ye müsait. O zaman kök 3 artı kök 2 olur cevabımız. Bunu sen söyle dayı. Dayı kaça kaç? 5 ve 6. Çok iyi. Toplama 11, çarpımı da 30. Çarpımı da 30. Evet. İkisi de var. İkisi de kimden var. Kimi çıkartacağım? Kök 6'dan kök 5. Bravo. Kök 6 eksi kök 5 diyeceğim.
Şimdi bunun kök ikisi yok. Yani şurada ikisi yok. O zaman ben bunu 2 ile çarpar 2'ye bölerim diyemem. Kök 2 ile çarpar kök 2'ye bölerim. Çünkü ben 2 ile çarparsam o 2 içeriye 4 diye girer. Aman ha öğrenciler buna dikkat etsin. Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceğim. Şimdi artık bununla ikisi de aynı kökün içerisine girebilir. O içeriye girince 2 kere 2 4, 2 kök 3 oldu. Burası Tuğçe'ye uygun 3 artı 1. Değil mi? 3 evet. çarpı 1. O zaman kök 3 artı 1 bölü kök 2. Paydaya da rasyonel yapmak için kök 2 ile çarparsak kök 6 artı. Bununla da bunu çarptım kök 2. Bununla bunu çarparsam zaten 2 olur. Önemliydi. Veya şu versiyonu. 10 eksi 4 kök 6. 2 yok da 4 var. Evet. 2 kere 2 diye yazalım bana 4'ü. Biz kökün içine girmeyi boşuna mı öğrendik? Değil mi? Evet. 10 eksi bu 4 2 çarpı 2 bir tane 2 içeriye 4 diye girdi böyle. Diğer 2 evet. burada. O zaman 10 eksi 2 kök 24. 6'ya 4 oldu çok bariz belli değil mi dayı? Evet. 6 ile 4'ün toplamı 10. 6 ile 4'ün çarpımı 24. O zaman kök 6 eksi kök 4. Hatta kök 4 de 2 olduğundan kök 6 eksi 2 diyebiliriz cevabımıza. 4. dereceden 7 eksi 2 kök 12. Tamam Tuğçe'ye çok uygun da şura bozuyor Tuğçe'yi. 4. derece olmaz. O zaman biz de böyle mi yaparız? Evet. Kare kök kare kök. Çünkü 2 ile 2'yi çarparsak 4. derece olur. Evet. O zaman burada bir Tuğçe uygulaması yapalım. 3, 4. 4'e 3. Evet. Değil mi? O zaman arada da eksi olduğu için şu kökü önce bir yazdık. Buranın Tuğçe'sinin neticesi kök 4 eksi kök 3. Yani 2 eksi kök 3. Bu dışarı evet. 2 çıktı. E burada da ikisi yok. O zaman kök 2 ile çarparız. Ve kök 2'ye böleriz. Biraz önce yapmıştık değil mi benzerini? Evet. Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleriz. Yine aynı kökün içerisine girdi. 2 kere 2 4 eksi 2 kök 3 bölü kök 2'ye. Bu da 3'e 1. Yani kök 3 eksi 1. Çünkü hapishaneye alıyorduk bunları. Kök 3 eksi 1 bölü kök 2'ye. Altına da rasyonel yapmak için kök 2 ile çarptık. Kök 6 eksi kök 2 bölü 2. Aha bu adamımızın vardığı netice bu. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi aslında burada Tuğçe yapabiliriz dayı. Ama onun yerine bir de farklı bir yöntem daha görelim dedik. Sonuç A'ysa, yani biz sonucu A dedik. Kare alalım dedik. Karesini alırsak dayı. Bunun karesini aldığımızda bu kök gitti. 2 artı kök 3. Artı. Buranın karesini aldığımızda, çünkü A artı B'nin karesi A kare artı B kare artı 2 AB'dir. A eksi B'nin karesi A kare artı B kare eksi 2 AB'dir. O zaman birincinin karesini aldım artı. Buranın karesini aldığımda kök gitti. 2 eksi kök 3. Eksi 2 çarpı burayla burası. 2 çarpı bakın burayla burası. Ve de aynı kök içine girdiler değil mi? Evet. Ve de Leyla Mecnun oldular. Evet. O zaman şu kök 3'ler birbirini götürdü. 2 artı 2'den 4 eksi 2 çarpı Leyla Mecnun. O da birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartacaktık. O zaman burası 4 eksi 2 çarpı. Bu da 4'ten kök 3'ün karesi 3'tü. Kök gidiyordu. 4 eksi 3 1. O zaman burası 4. Bu 1 zaten 1 yani. 4 eksi 2'den 2 yapar. A kare. A da artı eksi kök 2 olur. E zaten bura buradan daha büyük olduğundan buradan burayı çıkarttığımda cevabın artılı olması gerekir. Ama cevabımız da artı kök 2 olur. Yani eksi kök 2 olmaz. İfadelerini sıralayayım. M kök 5. N küp kök 6. P de 4. dereceden 8. Dereceleri eşitleriz. Abi. Kök dereceleri eşitleriz. Aynen öyle. Birinin 2, birinin 3, birinin 4. O keklerini alalım. O kekleri 12 çıktı dayı. Şimdi burada gizli bir 2 vardı değil mi? Evet. 12 olabilmesi için ben bunu 6 ile çarpacağım. İçerinin de kafasına 6 koyacağım. Geçmişte genişletme ve sadeleştirme öğrenmiştik. Evet. O zaman burası 12'ye 5'in 6'sı. Buna geldim. 3'tü. 12 olması için 4 ile çarpmam lazım. Bunu da tepesine 4'ü koydum. Buna geldim. 4 vardı. 3 ile çarpmam lazım. Bunu da tepesine 3'ü koydum. O zaman burası 12'ye 5, 6. 12'ye 6'nın 4'ü. 12'ye 8'in küpü. Artık ben 5'in 6'sı, 6'nın 4'ü ve 8'in küpünün sıralamasına bakacağım. Onu da hesaplarım. 5'in 6'sı 6'nın 4'ünden, o da 8'in küpünden büyükmüş. Dolayısıyla da cevabımız MNP olur. Eşitliğini sağlayan x reel sayısı kaçtır? Şimdi dayı buraya baktığında 2 kök x. Bu da 2. Bu da aslında 2. Evet. 32 2'nin 5. kuvveti. O zaman 2 kök x eşittir. 2 üzeri 5 x. Altlar eşit. Üstler eşit olacak. Üstler eşit olacak. O zaman kök x eşittir 5 x. Her iki tarafında hemen karesini alırsak x eşittir 25 x kare. Bir tane x bir tane x'i
götürür. 1 eşittir 25 x, x de eşittir 1 bölü 25 root. Götürürken aslında mutlak değeri de anlatıyoruz. Kökütmeyelim. X 0 da olabilir. 2 üzeri 0 1, 32 üzeri 0 1. Biz x reel sayısı 1 bölü 25 ve 0'dır diyerek ekleyelim. X eksi kök x eşittir 5 olduğuna göre x eksi 5 bölü kök x işleminin sonucu nedir? Bazı sorular vardı dayı, çok uğraşırsın çıkmaz. Halbuki çözüm o kadar basittir ki. Bu soru gibi. Mesela şuradaki 5'in yerine aha bunu yazsam bu soru biter. X eksi 5 bölü kök x. X eksi 5'in yerine aha bu adamı yazdım. X eksi kök x bölü kök x. E burada da kök x parantezini alabilirim. Evet. O zaman x eksi, bir de arkadaşlarımız şunları biraz daha iyi algılamaları lazım. Mesela ben 5'in yerine kök 5 çarpı kök 5. X'in yerine kök x çarpı kök x. Bunları yazabilirim. O zaman bunun yerine kök x çarpı kök x yazarsam her iki tarafta da kök x olduğundan kök x parantezini alabilirim. Kök x parantezini alırsam kök x eksi 1 olur. Şunlar da birbirini güzelce götürürler. X eksi kök x eksi 1. Eksi de dağıtırsam x eksi kök x artı 1. E buranın 5 olduğunu biliyorum zaten, soru bana vermiş. 5 artı 1'den de cevabım 6 olur. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada dayı 4 bölü 9 dedin adam 2 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 36 dedin adam 1 bölü 6'nın karesi. Mutlaka bu da bu ikisinin çarpımının 2 katıdır. 2 çarpı 2 bölü 3'e 1 bölü 6. Bak çarpımı 2 katı. Şuradan ikiler birbirini götürse 1 bölü 18. Değil mi? İkiler birbirini götürmez dayı. Şey, ikiler birbirini götürse diyorum. Şuradan 2 ile 6'yı sadeleştirsek. Evet. 3 yapar. 3 kere 3 9. 2 bölü 9. Var mı? Var. Yani gidip de payda eşitliğiyle uğraşmayalım. Daha büyük sorularda, daha tabii sayılarda uğraşmayalım. Uğraşmayalım. Çünkü adam mutlaka bir şeyin karesi formatında vermiştir. Evet. O zaman burası a kare artı b kare eksi 2 ab. O zaman a eksi b'nin karesi işte. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6'nın karesi. Dolayısıyla bu da kare kökü götürür. Mutlak değer diye çıkar. Paydalarını eşitlersek 3 bölü 6'yı buluruz. O da dışarıya 1 bölü 2 çıkar. Sadeleştirirsek pozitif olarak çıkar. Kök içinde 220 çarpı 224 artı 4 işleminin sonucu. Bu tip sorularda harflendirme. Hemen geliriz. Şuna a dersek. O zaman burası a artı 4. A artı 4. A çarpı a artı 4 artı 4. A kare artı 4 a artı 4. Bu da a bize artı a artı 2'nin karesi, çarpanları ayırmadan biliriz. A artı 2'nin karesi kare kökü götürdü. Mutlak a artı 2. A da 220 olduğundan 220 artı 2'den 222 olur. Bu tip soruları arkadaşlar hep harflendirme metoduyla çözeceksiniz. Hayırlı olsun, köklü sayılarda da dayı çıkabilecek soru tiplerini gösterdik. İnşallah arkadaşlarımız bunlara güzelce dinlerlerse bundan da faydalanırlar. Geçmiş olsun diyorum. Başarılar.